Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de görüldüğü gibi bizler ne yapıyoruz? Bizler güzel bir yemek yapmaya çalışıyoruz inşallah bugün arkadaşlar. Ben şöyle etimizi doğradım kuşbaşı şeklinde, şöyle görüldüğü gibi. Bugünkü yemeğimiz arkadaşlar kuşbaşılı patlıcanlı bir yemek arkadaşlar. Tencere yemeği. Patlıcan kebabı da diyorlar yani, öyle söyleyeyim. Ama tabi o köfteli olana da kebap diyorlar. Buna da diyorlar. Bilemiyorum artık işte. Yani bunu bizler yaparken böyle patlıcanlı oturtma kebap diyoruz. Parça etli kebap. Öyle diyeyim. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar iki orta boy patates böyle küp küp doğradım. Bunu bu şekilde arkadaşlar kızartacağım şimdi. Bunu da hemen tavaya alacağım arkadaşlar. Kendi suyunu koymadan kavurmaya çalışacağım. Eti pişireceğim. Bak, bunlar kızarana kadar arkadaşlar ben hemen soğanlarımı doğrayacağım. Öyle diyeyim. Etimi hemen yavaştan alayım tencereye. Gerisini devam edelim. Evet arkadaşlar, ben hemen etimi alayım. Birazcık tavayı ısıttım. Şöyle güzelce şöyle. Çok güzel bir yemek arkadaşlar. Ben patlıcanın yani bu şekilde olan yemeğini çok beğenerek yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Bunu böyle kavuracağım arkadaşlar. Hiçbir şey atmadan kendi suyunu tuzuyla arkadaşlar et kendi suyunu çekene kadar pişecek, kavuracağım. Daha sonra soğana doğrayıp 1-2 tık kaynatabilirim. Bu aşamaları hep birlikte göreceğiz. Şöyle ben düzelteyim. Ağzını kapatayım arkadaşlar. Birazdan tekrardan birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi orta boy 4 patlıcanım var. Böyle pijamalı şekilde soyuyorum. Bunları hemen soyacağım. Bunları da arkadaşlar küp küp soymaya çalışıyorum. Böleceğim. Pardon. Soyarken şöyle soyuyorum. Bölürken de şöyle göstereceğim yine. 4 adet arkadaşlar bunlar. Bir tanesi daha var şimdi. Şöyle bildiğiniz gibi küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Çok ufak olmasına da gerek yok. Çok büyük olmasına da gerek yok. Bunlar arkadaşlar tuzu suya koymayacağım. Patlıcanlarım acı değil bu sefer. Çok lezzetliler. Güzel patlıcan arkadaşlar. Bunları hemen kızartacağım inşallah. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Bu üçüncü patlıcanımız. Birazcık küçük oldu ama. Evet arkadaşlar, iki orta boy soğanımız vardı. Aslında orta boy da demek lazım değil. Çok küçükler. Şöyle onları da şöyle kestim. Bir tane de domatesimiz var. Bir tane domates de şimdi birazdan hemen halledeceğim arkadaşlar. Onu da böyle küp küp ufak ufak doğrayacağım. Şöyle şu şekilde. Yapmaya da gerek yok ama kıydık. Tamamdır. Şimdi kızaranları yavaş yavaş çıkarmaya başlayacağım. Bir tane de domatesimiz var demişti. Kabuklarını soydum. Şöyle güzel güzel minik minik kıyacağım arkadaşlar. Bunu en son katıyorum zaten. Öyle söyleyeyim. Sarımsağı da bununla birlikte arkadaşlar katıyorum. Hem kokusu hem de tadı lezzetli olsun diye. Biz sarımsağı çok seviyoruz arkadaşlar. Her yemekte de kullanırım. Bu tarz etli patlıcanlı yemeklere de yakıştırıyorum. Genelde kullandığım için de güzel oluyor. Efendim Tuana. Biz Tuana'nın okul kaydını gittik sorduk arkadaşlar biraz önce. Kayıtlar otomatik olarak oluyormuş ama onay için birkaç gün önceden gidip onay yaptırmamız lazımmış.
onay içinde gitmemiz lazım. Bilemiyorum, inşallah kısmet olursa gideceğiz ama bu sene okullarda çok da belli değilmiş. Böyle bir şey var. Evet, kameramanım bu arada yine tuhaf arkadaşlar. Şöyle bu patlıcanım kaldı. Kaldı arkadaşlar, çok şükür. Soğanım duruyor. Domatesimi doğradım. Hemen sarımsaklarımı getireyim domatesin yanına. Şöyle güzelce şöyle şöyle küçük küçük ufatıyorum arkadaşlar. Rendeyi sevmiyorum. Rendeyi, bazı şeylerde rende güzel ama hani bu tarz yemeklerde rende yapmıyorum arkadaşlar. Patlıcanlarım böyle birazcık kendini bıraktı. Bunları hemen şimdi çıkaracağım. Etlerin suyunu saldı arkadaşlar. Onları da göstereceğim. Evet, etlerim arkadaşlar demiştim. Evet, şu şekilde kendi suyunu salarak pişiyor. Patatesimi de zaten çıkarmıştım. Patlıcanımı da hemen çıkaracağım zaten. Şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar çıkarayım. Yemeğimizin ilk aşaması kızartma bittikten sonra tamamdır. Biraz ağır bir yemek ama lezzetli ve güzel bir yemek arkadaşlar. Kilo sorunu olmayanlar tabii ki yapabilir. Kilo sorununuz da varsa vallahi yapmayın bence. Bizde de var kilo ama maalesef ki yiyoruz, öyle diyeyim. Tüketiyoruz. Tabii biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar et bildiğiniz gibi bayağı bir çok oluyor. Piştikten sonra azalıyor. Onun için şöyle göstereyim. Bu 300-400 gram kadar vardı arkadaşlar. Pişince bu kadar kaldı, öyle diyeyim. Bir selim birazcık daha çözdürürdüm ama çıkardığım bu kadardı buzluktan. Şöyle patateslerimi de göstereyim. İki tane patatesimi kızarttım. Orta boy demiştim. Şöyle patlıcanım da şu şekilde arkadaşlar. Diğeri de kızarmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, bir kaşık böyle sıvı yağ aldık. Tenceremizin içerisine şöyle iki baş soğanımız vardı. Onları da güzelce şuraya böyle ekliyorum. Hemen hızlıca bunları kavurmaya başlayacağım arkadaşlar. Çok az bir yağlı arkadaşlar. Şöyle bir kavuracağım. Arkada görüldüğü gibi etimiz hala kaynıyor. Böyle kısık ateşte kendi suyuyla, suyunu çekene kadar onu tekrardan böyle pişme şeklini alacağım arkadaşlar. Yani kavrulana kadar böyle kaynayacak. Bunu da kavurduktan sonra hemen biberlerimi atacağım. Biberler de birlikte kavrulsun. Daha sonra domates, daha sonra eti karıştıracağım arkadaşlar. Hemen o kavrulmaya başlarken sonra ben biberleri de atayım. Biberleri de böyle ben arkadaşlar gelişik güzel orta büyüklükte kestim. Sizler küp küp kesebilirsiniz. Daha farklı, ne bileyim, uzun şekilde yapabilirsiniz. Böyle ben şöyle yuvarlak gelişik güzel kestim. Şöyle bunları kavuralım. Daha sonra birlikte yemeğimizin aşamalarını izleyelim. Evet arkadaşlar. Evet, bu şekilde güzelce görüldüğü gibi kavurduk arkadaşlar. Şöyle hemen etlerimizi bu taraftan ilave edeyim içine. Bunları da güzelce bir karıştıracağım burayla. Hemencik. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Böylece hepsini bir harmanlayalım. Tekrardan devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir iki karıştırdıktan sonra domatesimizi ekleyeceğim. Evet, hemen domateslerimizi arkadaşlar sarımsakla birlikte
boşaltıyorum şöyle. Güzelce bunları bir güzel kavuracağım şimdi. Hemen. Kavurup bir miktar da arkadaşlar içerisine salça atacağım. Çok az. Bir tatlı kaşığı kadar salça atacağım arkadaşlar. Sonra baharatını işte karabiberini, kırmızı biberini ekleyeceğim. Şöyle. Güzelce. Hemen kavuracağım. Bildiğimiz et sote gibi oldu arkadaşlar. Böyle bir harmanladıktan sonra şimdi bu tavamızı arkadaşlar, bu patlıcanımızı, biberimizi, patatesimizi alacağım, şaşırdım. Hepsini kızartma şeklinde gördüğüm için hemen yanılma oldu bende, kusura bakmayın. Hemen hepsini bir kaba alayım. Bunu da güzelce böyle bir taşım kaynatayım arkadaşlar. Bir su bardağı da su katacağım. Bir su bardağı sudan sonra üzerine dökeceğim. Evet arkadaşlar, yemeğimizin son aşamasına geldik. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şekilde dökelim. Ben bunu yanına pilav yapacağım. Pilav yapana kadar da bu muhtemelen pişer. Şöyle gezdirelim hepsini. Şöyle şu şekilde. Evet. Şimdi bunu kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. İki taşım kaynayacak. İki taşımdan sonra işlem tamamdır. Yemek hazır. Evet arkadaşlar, ben hemen servis yapıyorum. Yemeğimiz pişti. Hemen altını kapatıyoruz. Şöyle güzelce. Güzel bir yerinden hemen kenarından alıyoruz. Güzel de görünüyor. Şöyle poşetçe dolduralım. Siz isteğe göre arkadaşlar böyle bol sulu isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Ben çok sulu yapmıyorum yemekleri. Birazcık çektiriyorum, öyle diyeyim. Gayet güzel görünüyor. Sonra tam dibine sokuyor kamerayı. Öyle pek bir şey belli olmuyor ama şimdilik böyle. Bugünlük bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.